Herkese merhaba, ben Atakan. Artakin oyunlarından No 70'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu güzel Türk yapımı, şahane, enfes, korku oyunumuza başlıyoruz. Geçen bölüm ilk defa korkabilmiştim. Tam bu alanda şu eşoleşek bana döndüğünde korkabilmiştim. Ve sonrasında korkuyla böyle mouse'u çevirip yoluma devam etmiştim. Meğerse bu dönen kafanın gözündeki şeyi alacakmışız. Alabiliyor muymuşuz? Evet. Biliyorsunuz Basir'le bir tane taşa baktığımızda bu fenerin işareti çıkıyordu. Büyükannemizin evinin orada, No 70'in orada. Şimdi oraya gideceğiz. Ve bunu o taşa yerleştireceğiz herhalde, öyle tahmin ediyorum. Bir de bir ek bilgi daha vereyim muhteşem oyunumuzla ilgili. Bu videoyu ben geçen videoda çektikten yaklaşık bir hafta sonra çekiyorum. İlk iki videoyu peşi sıra çekmiştim. Bunu sonradan çekiyorum. Oyunumuzda malum save sistemin diye bir şey bulunmadığı için ben de şu an ikinci bölümün tam son zerresindeyim, bölümün bitmesinde ve orada bölümü bitirip çıkmıştım ve Steam'e mesaj geliyor, kusura bakmayın. Ve oyunda save sistemi olmadığı için çıktığım için ikinci bölümü komple baştan sona oynadım. Bu yavaşlıkta falan bir yarım saatim falan harcadım. Şimdi de daha yeni videoya geçebiliyorum. Daha ne diyeyim ki? Ne diyeyim yani? Şimdi kapıya gidiyoruz abi. Hadi bakalım. Kapıyı açacağız ve büyük ihtimalle ikinci bölüm bitecek. Umarım üçüncü bölümde güzel bir şey görürüz. Güzel bir kapanış, güzel bir konu bağlaması yapar. Kapıları kapatacağız güya ama umarım kapattığımız kapılar o şeyde. Basiri yerleştirdiğimiz zaman mozaikli camın önüne inen perde değildir. O bahsettiği şey, boyutlar arası kapı, basit falan. Ah, şu ses dengesi yok mu oyunun? Şu ses dengesi muhteşem yapmışlar gerçekten. Neyse, aklımdaki bütün negatif yorumları sıfırlayacağım abi. Sadece 3. bölümü yorumlayarak oyunu şey yapmayacağım ya, biraz kredi vermek istiyorum ama canım sıkıyor, ama 3. bölümü şey yapacağım yani, negatif sadece ona özel yapacağım. Fener dönmeye başladı. Ve döndü. Burada son kalan açık kapı herhalde. Kilisenin altında cama çekmiştik. Burada da bir tane var herhalde. Evin içinde. Ve kapı açılmış olması lazım. Tahmin ediyorum. Yoksa o kilisenin oradaki kapıdan mı bahsediyor? O kapı mı açıldı yoksa? Bak, bu güzelmiş işte, bak. Güzel. Artık kredinizi verdim. Bu arada ses bir anda çok azaldı. Neyse. Kredinizi verdim. Eğer gerçekten o kapı şimdi açıldıysa güzel. Öyle basit bir cam aç kapısı değilse güzel yani. Hoştur. Kurtardınız yani oyundan. Bakalım, göreceğiz şimdi. Beraber bakacağız. Şeyin de biraz kötü olmuş, sadece bölüm geçişlerinde çok fazla müzik dinletisi yapması. Aslında çok basit bir kuraldır o ama genelde video editleyenlerin başına gelir amatörlük zamanında. Benim de çok başıma geldi mesela, işte funny moments yaparken müziği fazla koyma falan, böyle insanların funny moments yerine müzik dinlemesi, onlar şeydir, rahatsız edici etmenlerdir. Kapı neredeydi? Buradaydı değil mi? Evet. O dumanlar çıkmaya başlamış. Bu kapı kapalı. O hangi kapıyı gösteriyor ki? Puanımı geri aldım.
puanımı geri aldım. Harbiden de kapı o şekildeymiş yani. Kapattığımız kapı. Bildiğin sadece mozaikli camı kapatıyoruz abi. Peki. Buradan çıkış var mı, bir şey var mı? Nereye gösterdik? Kapı neresiydi abi o zaman? Yukarıdaki eve gidelim bir tekrardan. Bakalım. Şu yukarıdaki eve çıkalım tekrar. Kapısına 3 tane şey yerleştirdiğimiz. Şuradan gidelim. Ama gerçekten ciddi sıkıntılardan bir tanesi oyunda koşma özelliğinin olmaması. Daha doğrusu var da etkisiz yani. Şununla şunun arasında neredeyse hiç fark yok gibi. Tamam, Outlast gibi deparlı bir koşma eklemeyin ama koşalım abi. Koşalım yani. Walking Simulator'a dönüyor biraz. Hadi bakalım. Fener döndü şimdi. Bu evin içinde bir şeyler olmuş olması lazım. O fener dönünce demek ki bu evin içinde bir şeyler değişti. Değil mi? Yani öyle olması lazım. Evet, kapı açılmış galiba. Yes. Bu da son kapı mı kapatacağımız? Ya da ikinci kapı. İkinci kapıydı bu değil mi? Kapatacağımız. İkinci kapı. En azından bu kapı daha gerçekçi duruyor. Diğerinde cam kapatıyoruz. Bir de yani bu kapıların açık durması zararı ne yani? Neyi geçiyor? Yaratık mı geçiyor? Hayalet mi geçiyor? Ne geçiyor? Onları da bir görsek, öğrensek. Okey, kapı açıldı. Şimdi yine MIP'in karşı tarafına bir Walking Simulator başlıyor. Hemen ben burayı bir hızlı çekime alayım. Ya da almayayım. Sanki map değişmiş gibi. Değişmiş mi? Sanki burada farklı şeyler vardı gibi az önce ama. Neyse, alayım. Evet, nihayet sonunda kapı açıldı, bize geldik ve 3. bölüme geçtik, budur. 2. bölüm bitti. Bakalım şimdi 3. bölümde neler olacak. Nelerin yanıtını alacağız, nelerin alamayacağız, hikaye nereye bağlanacak göreceğiz. Ezan okunuyor. Oyundan okunuyor. Benden değil. Ah Albert, çok zeki bir adam olduğunu zaten biliyordum ama bu derece ileri görüşlü olman beni gerçekten şaşırttı. Sana her gün biraz daha aşık oluyorum. Tekrar buluşacağımız günü iple çekiyorum. Diyor. Aldık ama bir kitap. Bakalım ne kitabı. Göreceğiz. Umarım bu müzik fazla değildir ya. Televizyon falan güzel olmuş bu arada da. Oyunun ses ayarı olmadığı için editte kısacağım anca. Artık onu biraz idare edersiniz. Bu yine öyle amaçsızca dokunduğumuz eşyalardan biri herhalde. İlk bölümde de vardı kanatlı melek. Klasik anahtarlıktır bu. Tavlamız var. Evet, Türkiye evi esintileri görebiliyoruz. Biraz eski de olsa. İlerleyelim bakalım. Falçata var. Anlamıyoruz bunları. Sadece inceliyoruz.
Mutfak. Güzel. Gerçekten modern ve kaliteli bir mutfak dizaynı olmuş. 3 yıl garanti mi yazıyor burada? Abi keşke... Bak bu tarz şeyler güzel ya. Hoş yani. Türk oyunu olmasının cazibelerinden biri. Ama tabi sırf bunlar için şey yapamayız. Yargılayamayız ya da o güzel güzel bak ne güzel 3 yıl garanti yazıyor diye. Ya da sadece Türk oyunu olduğu için savunamayız. Gerçekten normal bir oyun gözüyle görmemiz lazım. Bu arada bulaşıklar falan harbiden tam bir Türk evi ya. Güzel yani. Benimsetiyor kendini. Bize. Şu süngerin hali. Neyse. Tamam. Devam edelim. Burada bir şey yok. Kapı açılmıyor. Tuvalette de yine bir şey yok. Matruşka. Eskiden bize de vardı. Ama bayağı akıyor. Bunda bir şey yok. Oo, ikinci katı var evin. Çık abi o zaman direkt. Perdeler var. Selamünaleyküm. Ananı İkinciye korkuttu oyun beni. Balon uzattı biri eliyle sonra geri çekti onu. Buradan bir yere gidilmiyor herhalde. Gideceğiz. Eşofmanlar. Kim bu abi? Biri var. Kayboldu. Büyük elin bu isimden doğmuş ve yıllarca süren bu savaşın henüz bir kazananı olmamıştı. Elbet bir gün bir taraf galip gelecekti fakat Basir'in saklı kalması şimdilik en doğrusuydu. Hmm, ilginç. İlerleyelim abi. Yok kapıların açık kalmasının kime zararı var? Ne geçiyor? Niye geçiyor? Tekrar aynı yere döndük. Mi? Aynı yere dönmedik mi? Aynı yere döndük. Ama değişik map. Map değişti. Diğer taraflar değişti mi acaba? Yoksa aynı mı? Sanırım aynı. Tekrar üst kata çıkalım. Yine kapı açık. Aha. Oyun sesini biraz kısacağım ya. Kulağım çok tırmaladı. İki yazıyor. Bir tane daha vardı. Sevgili ailem, uzun yıllarda sakladığım bir gerçeği size anlatmak istiyorum. Yaşarken açıklayamadığım bu gerçek size gelecekte lazım olacak. Bundan eminim. Çünkü bu gerçek bir sefer bozulduysa tekrar bozulabilir. Böyle bir durumda bunu düzeltecek olan insanlar yine sizlersiniz. Uzun yıllar önce farklı alemlerin bir araya gelmemesi ve her canlının kendi evreninde yaşaması için bir kardeşlik meydana geldi. Bu kardeşlik dünyayı diğer alemlerden birleştiren 3 kapıyı ele geçirdi ve özel bir tılsımla mühürledi. Basir'in yanlış kullanımı ve karanlık tarafa geçmesi sonrasında mühürler kırıldı. Diğer alemlere dünya ile olan kapılar açıldı. Bu hadiseden sonra hayatımız geri dönüşü sonra olan olaylara maruz kaldı. Dünya karanlık ruhların kontrol altına girdi. Ve insanlık tükenme noktasına geldi. Kardeşimizin miri olan Alexis bu kapıları mühürlemek için çıktı. Kutsal yolculukta hayatını feda etti. Öldüğü zaman bana bıraktığı mektupla kardeşliğe devam etti.
ve kadim sırları öğrenmem gerektiğini söyledi. Basir onu kontrol etmem için beni seçmişti ama onun sahip olmak o kadar kolay olmadı. Direndim ve ona hükmetmeyi öğrendim. Alexis'in başlattığı bu kutsal görev için yıllarımı verdim. Uykularım karşı farklı alemlerden hiçbirinizin görmediği daha istemeyeceği canlılarla karşılaştım. Uzun uğraşlar sonucu da açılan bütün mühürlü kapıları buldum ve tekrar mühürledim. En son bulduğum mühürlü kapının üzerine şu anda yaşadığımız bu evi yaptım. Basir'i saklamam gerekiyordu. Onu küçük bir sandığın içerisinde kilitledim. Sandığı en çok güvenebileceğim insan olan eşime emanet ettim. Bunun ne ilk ne de son olmadığını biliyorum. Daha önce mühürler kırıldıysa tekrar kırılacaktır. Mühürler kırıldığı zaman basır harekete geçer. Yerin yedi kat dibine de gömseniz onun gücüne engel olamazsınız. O hükmedilmeyi sevmez, kontrol altına alınmaktan hoşlanmaz. Ona sahip olacak kişiyi sadece kendisi seçer ve ona itaat eder. Görünmeyen canlıların daha hiç görmediğiniz kapılar ortaya çıkması basırın harekete geçtiğinin alametleridir. Eğer zamanında kapatmazsanız alemler birbirine karışır ve tüm dünya yaşanmaz bir hale gelir. Böyle bir durumda basır sizlerden birini seçecektir. Yapmanız gereken şey basır hükmetmeyi öğrenecek kapıları yeniden bölemeyi başarmaktır. Unutmayın. Basire hükmetmek için onun sizi bulmasını beklemelisiniz. Aksi takdirde kadim sırları öğrenmeniz hiç kolay olmayacaktır. Şöyle bir şey var. Eğer daha önceden böyle kapılar açıldıysa, ruhlar, muhlar, yaratıklar, canlılar bir araya karıştıysa niye kimse bilmiyor? Haberi yok abi. Hafıza silindi mi herkesin? Bilmiyorum. İlginç. Aa, bu kapı açıldı. Merhaba. Restopper. For my son. Oğlum için. Okey. Ne? Atari Amiga. Amiga mı bu? Ne? Ne oldu lan? Asansöre mi dönüştü burası? Yo, altı alev. Ne oluyor lan? Ölecek miyiz? Şu an hareket mi ediyoruz biz? Çözemedim hiçbir şey. Asansörde miyiz şu an? Allah'ın eşiği, altı. Anladık seni zaten de. Bir şey yapmam gerekiyor herhalde. Allah Allah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane saat var, evet. Bunda mı bir şey var? Bunda da yok. Ama burada kitap mı? Ama. Yes. 3 kitabı da aldık şimdi. Evet. İlginç. Bir yerde biri kapı açtı. Ama nerede? Kapı sesini aldım. Alt katta. Aa, bu ne lan? Bugün Albert öleli tam 45 gün oldu. Onsuzluğa alışmak gerçekten zor. Albert'le bir kez daha konuşmak için tüm ömrümü feda edebilirim. Bazı geceler onun sesini duyar gibi oluyorum. Çok onu özledim. Çok mu özledim yoksa deliriyor muyum emin değilim. Kapatmışlar kapıyı suratımıza. Peki. Yolumuz üst katta bir yerde. O zaman Bodrum'a ineceğiz. Şimdi bir kapı açıldı mı burada?
gidecek bir yer. Ona bakalım. Burası var. Nasıl gideceğiz? Dolanacak mıyız? Paralel evren gibi bir şey. Sesi açayım da. Hala yüksek gerçi ama. Tüm sırrı öğrendiğim zaman huzura ereceğim düşüncesi beni ayakta tutan yegane güçtü. Fakat sırrı taşımak, sırra hakim olmaktan daha zor geliyor. Basire hükmedemiyorum. Buna hiçbir zaman izin vermedi. Kapılara her seferinde yaklaşsam da bir tanesini bile bulamadım. Basir kimi seçecek hiçbir fikrim yok. O kişi her kim olacaksa bilmesi gereken bir şey var. Son kapı burada bir yerde. Bulamadım şimdi kapıyı. O kadar şifre çözdüm, kapı açıldı falan. Orada kapanıyor işte. Kapandı kapı. Kapanmadı, basit parçalandı. Şimdi yaratıklar dünyaya mı gelecek? Kapı önümüzde. Oyun mu dondu lan? Parçalar hala havada uçuşuyor. Nasıl ara sahneye geçiyor arkadaşım mı ya? Tek tek yapacağım. Oyunu bir dakika, oyunun sesini kısacağım. Oyun çevre yaptırmışlar, çeviriyi de herhalde. Bütün şeyleri dizmişler anasını satayım. Yayıncı mayıncı ne varsa dizmişler de. Reklam yapanları da. Dergiler, vergiler. Geçebiliyor muyuz abi ya? Konuşmak istiyorum ben bir şeyler. Bitti değil mi? Ana menüye döneceğiz. Bu. Bu ne abi? Oyun mu bu? Bu oyun mu yani şimdi? Arkadaşlar oturup doğru konuşalım. Türk oyunu olduğunu, gerçeğini bir kenara çıkarın. Yabancı bir oyun. Steam'de gidip buna 20 lira verdiniz, satın aldınız. Ve oyun bu, mal bu, karşınıza çıkan bir hikaye var. İşte dünyalar arası kapıları kapatma, işte yaratıklar giriyormuş falan filan, dedesinden kalmış. Basir de her şeye göre kapıları kapatıyor. Bir iki tane buluyoruz, bir tanesi özellikle mozaikli bir tane camı kapatıyorsunuz falan. İkincisi güzel yapılmış. Üçüncüsüne geliyorsun. Yarı iniyor, patlıyor. Finish o. Bu mu hikaye? No itmiş Eye of Basir 2 mi çıkacak yani, o mu? Ondan bitecek hikaye abi. 1-2 yıldır artık, belki daha fazla, uzun zamandır geliştiriyorsunuz oyunu ama 2 yıldır yapılan oyun bu mu yani, mal bu mu?
Mekanik açısından hiç girmiyorum bile. Siz beni izleyerek zaten yaşadınız. Yok müzik geçişleri, patlamalar, işte yarım saat boş ekran izletme, böyle yavaş çekim falan filan, böyle film çeker gibi. Bu ne abi? Kusura bakmayın ama arkadaşlar, bok gibi bir oyun ya, net. Son zamanlarda gördüğüm en boktan oyunlardan bir tanesi. Neyse, ne diyelim, anla ki... Ya çok fazla bir şey söylemek de istemiyorum şimdi. Bence yakışmayan bir oyun, hani yabancı biri görse, evet, Türk yapımı oyunlarda ne var? Meşhur dünyaca ünlü Mortal Kombat güzel, Crysis her ne kadar Almanya menşeli veya EA şeyle olsa da en azından yapımcıları Türk. Aralarında oyunlar seyrediyor falan, öyle bir oyun, etmiş güzel bir korku oyunu. Türk oyunu. Gerçekten Kara Leke gibi diyebileceğim bence, gerçekten kalitesiz ve kötü bir oyundu. Oynamanızı tavsiye etmiyorum. Satın almanızı da hiç tavsiye etmem zaten. Parasıyla 30 lira mı 20 lira mı ne? Buna vermek, buna ben 2-3 lira anca veririm abi. Steam'de çöp oyunlar demek istemiyorum, böyle çıtırlık oyunlar olur ya, 2 liraya alırsınız yarım saat 1 saatte oynar bitersiniz. Heh, onlara verecek bir para yani 2-3 lira bunun en fazla ederi. Ne ayarları var, ne bir şey var yani ana menüde bile. Grafik, hani grafikler düşük yüksek. Böyle değiştiriyorsunuz oyun içinde, hani başka hiçbir türlü ayar yok, ses ayarı yok, altyazı ayarı yok, müzik sesi, çevre sesi falan, ya abi hiçbir şey yok ya. Bu nasıl oyun abi, 2-3 kere ertelediler galiba. Neyse, bence bok gibi bir oyun, para harcamamıza gerek yok. Bok gibi ya, kara leke. Yani harbiden kötü, neyse bir başka videoda görüşmek üzere, başka oyun serilerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın ve iyi oyunlar. Best Greek game ever. Greece, Greek. Yeah, I think I'm going to do it.